Benim kardeşim de engelli. Yani engelli değildi, kendini engelli etti. Bunu böyle yapın herhalde. Yok. Koruya. Sen git lan. Koruya. Çekil lan başla. Evet abi, 2 kilometre sonra şehrin dışına çıkıyor ve Antalya otostopa başlıyoruz. Dolmuş da buraya kadar gelebildim. Buradan sonrasını yürüyeceğim. Hafiften yağmur yağıyor. Konya soğuk abi, hasta edecek beni. Gitmem gerek. Yoksa Konya'da gezilecek çok yer var. Lakin benim gitmem gerek. Yoksa hasta olacağım. Zaten otogarda uyuduk dün gece. Uyuyamadık daha doğrusu. Neyse, böyle bir semtte indim ama Beyşehir üzerinden Seydişehir, oradan Manavgat, size Antalya yapmayı düşünüyorum. 300 kilometre aşağı yukarı, 270-300 arası bir yolum var. Aa, bunu sürmek zor. Abi az önce bindiğim zımbırtı, skuter 65 lira tuttu ya. Lan taksi bile daha az tutar ha. Hayvan evladı. Cık. Neyse otostop. At kafası. At kafası vallahi gerçek. Atı ölmüş, kafasını kesip asmış, kurutmuş oraya. Hı. Bir o kaldı bana, dişleri falan, çenesi menesi dökülmüş ama ben şey yaptım onu. Temizledim, yosunluydu. Abi son şanslı otostopum. En son yine Tofaş'taydım. Ama Konya'nın tam çıkışındaydım. O zımbırtıyı kiraladım şarjlı. Bir ton para almıştı benden falan. Çok pişmanlık çekmiştim. Bin bine binmiştim. Her neyse, ondan sonra ben bir sürü araba değiştirdim falan. Bunun şarjı bitti. Beyşehir'in yaklaşık bir 30 kilometre, 20 kilometre dışındayım. Ramazan abiyle Antalya'ya gidiyoruz şimdi. Gidiyoruz abi, 150 kilometremiz kaldı. Sonra sıcak denizlere ineceğiz inşallah. Dün gece çok üşüdük ama bu akşam üşümeyeceğiz inşallah. Baktım hava durumuna, 12 derece sıcaklık var gece. Neyse, böyle usul usul gideceğiz. Bunlar Toros dağları. Şu da Toros. Sanırım şunlar da Toros, onlara emin değilim. Böyle devam, hadi bakalım. Toprak toprak olmuş ya. Ağaç diye bir şey kalmamış. Hiçbir şey kalmadı. Toprak yeşillenmiş. Tabii. Abi Antalya'ya geldik ya. Montu çıkarttık bak. Bak cam full açık abi. Görüyor musun? Antalya abi ya. Donduk ya. Vallahi billahi. Kar yağıyordu en son. Birden tişört havası oldu. Abi Antalya. Abi geldik la. Vallahi billahi geldik. Burası sıcak. Şimdi ben burada indim. Buradan şurada tramvaya binip şehir merkezine gideceğim. Vallahi çok şanslıydım ya. Kar yağıyordu abi en son. Çekemedim oraları, şarjım yoktu ama bildiğin kar yağıyordu dağda. Ve ben geldim. Vallahi billahi geldim. Hadi bakalım. Evet abi, hostele geldik. Tuttum burayı. Gecelik 250, 2 gün kalacağım. Konya'da çektiklerimden sonra buna ihtiyacım vardı. Ana yola çok yakın bir yerde. Mükemmel şöyle abi, geniş. Gürcistan'daki gibi değil yani. Geniş bir oda. Thank you.
Sen gittin ama. Kalıyor. Çekilmemiş. Ne abi? Vay vay, çiçek açmış. Yaz mı gelecek mi? Abi yavaş yavaş kendine. Ay be abi, ne fotoğraf ha. Vallahi billahi. Sallayayım böyle? Abi sallayınca olmuyor ama ben çok denedim. Ya toplam 2 dakikada tam olarak kendini gösteriyor. Ama şimdi bayağı baksana. Oğlum buna kalırsan var ya. Seni de şöyle çevirip ayağım ucundan tutuşturayım. Hayda. Babam nasılsın? Tamam, şükür ederim. Hoş geldin. İyisin mi? Yapma görüş. Senin ayağını sürekli fizik böyle tedavi yapıyor abi. Şöyle ha. Bu hareketi sürekli yapman gerekiyor. Ay şahit. Benim 4 ay fizik tedavide geçtim. Gece gündüz yaptım. Niğde bor fizik tedavi. Benim kardeşim de engelli. Yani engelli değildi, kendini engelletti. Bunu böyle yapacaksın abi. Bu hareket ha? Bunu hiç ihmal etmeyeceksin. Her iki ayağına da. Sadece buna değil. Buna da. Buna da. Ver ayağını. Yatarken buna de yastığa koyacaksın. Korkma. Profesyonelim. Bunda bu kadar yok işte. Bunda zayıf. Şunu bak, bunu da çok ihmal etmişler. Evet. Şu hareketi sana sürekli yapacaklar. Şu hareket senin hayat kurtarıcın bak. En önemlisi bu değil mi? Sabah, öğlen, akşam, günde 5 kere bu hareketi en az 50 defa senin ayaklarına yapacak. Ayrıl lan. Tekrar deneyeceğim. Başaramadım. Kolay bir şey değil. O halatın üstüne durmak. Başaramadım. Şimdi diğerine geçiyoruz. Şimdi bunu deneyeceğim. Hazır mıyız? Hop. Yapamıyorum. Tekrar deneyeceğim. Abi ne güzel eğleniyordum çayırda. İyi hoş güzel. Bu hostelin bir köpeği var. Tripodun ayağı da kırıldı. Ve tek ayaklı kaldı. Yani artık 4 ayağın üstüne dikemeyeceğim. Her neyse, olumsuzluklara rağmen köpek var burada bir tane. Abi şey yapmış, buraları pisliyor böyle. Bu bak, şurada var bir tane mesela. Ben üstüne basmışım. Yarım saattir onu temizlemiyor eşi. Abu daha bak gidiyor. Puşt. Temizleyemedim de. Kokuyor. Ayağımın altında. Su vuruyorum. Çayıra falan sürtüyorum. Yok, araya çubuk soktum aralarına falan. Ne yapacağım bilmiyorum. Ağır bir koku. Bir köpek kokusuyla dolanıyorum böyle. Hostelde.
paylaşımlı odada kullanıyoruz lan, millete de kokacağız. Dur onun bir çözümünü bulacağım ya. Bir ayar çekeceğiz onu. En kötü alacağız ayakkabıyı, çıkartacağız ayağımızdan. Bir eldiven meldiven bulup yıkayacağız. Burası hostel müşterilerine aitmiş. Şimdi Erik buradan bir yerden bir sıcak su çözdü. Nereden çözdü acaba? Mutfağın yerini bilmiyorum. Burası mutfak mı? Aa, mutfağı buldum. Aha. Allah, mutfağı buldum. Abi 3 gündür burada kalıyorum. Kitchen, mutfak. Rolla straight. Kelimeler anlamsız kalır. 3 gündür mutfağı arıyorum. Yani arıyorum değil, mutfak olmadığını zannediyordum ben burada. O yüzden dışarıdan yiyordum. Mutfak olduğunu bilsem kesinlikle kendi yemeğimi kendim yapardım ama bugün buradaki son günüm. O yüzden hazırlıklıyım, akşam yemeğim hazır. 55 liraya döner ayran veren bir yer buldum. Orada yemek daha mantıklı ama 3 günlük bir stok listeydim. Pirinç, bir tane salata. Mis, bir de çorba yapardık. Neyse. Dikkatsizliğim. Böyle bir bahçesi var hostelin. Bu hostel kaldığımız yer. Şura mutfak. Villa tarzı mükemmel bir yer. Köpek pisliği de benim ayağıma şurada yapıştı. İşte o slackline falan. Ya slackline'dan sonra o tahtaya bindim ya, böyle böyle hareket ediyordu. Orada yapıştı. Toprağı moprağı, kum mum bulsam sürteceğim de. Arıyorum. Aha, kum buldum. Belki iş yapar ya. Bakalım. Deneyeceğiz bir şekilde. Kokuyor abi. Kokmasın. Tamam da yani. Hallettim. Kediyle köpek birbiriyle oynuyor. Bayağı kediyi böyle kızdırıyor, yuvarlıyor köpek iyice harhır. Bayağı ağrıtıyor. Kedi buna bir vuruyor pat pat diye. Köpek sana kaçmaya başlıyor. Tırnaklarını çıkartmıyor ilk oynarken. Çok sinirlenirse tırnak vuruyor köpeğe. Baksana tiplere. İyi arkadaşlar ama. Bitli ya, pasaklı, kaşınmaktan kedinin peşine gidemiyor. Neyse, bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere.